Merhaba değerli takipçilerim, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Sevilerin Lezzet Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereotlu peynirli poğaça yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 125 gram tereyağı. Ben tereyağı kullanıyorum. İsterseniz yarım paket margarin koyabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bir çay bardağı yoğurt. 1,5 paket kabartma tozu. 2 tatlı kaşığı sirke. Sirke kıyırlık vermesi için arkadaşlar 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. 2 adet yumurtamız vardı. Birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğerinin akıyla sarısını içine kullanacağım. Dereotumuz var. Yarım demet kıyılmış, ince kıyılmış. Yalnız arkadaşlar saplarını kullanmıyoruz. Sadece yaprak kısımlarını kıyıyoruz. Lor peynirim var. Bir kase. Siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz isteğe göre. Yalnız peynirin tuzuna göre hamurunuza koyacağınız tuzu ayarlayabilirsiniz. 3,5-4 su bardağı unum var. Aldığı kadar kullanacağım arkadaşlar. Unun kalitesine, yumurtaya göre değişebiliyor. Üzeri içinde susam var. Evet arkadaşlar, şimdi poğaçalarımızın yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle un haricinde bütün malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıyoruz. Tereyağımız oda sıcaklığında. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. Yoğurdumu ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Yumurtamı ilave ediyorum. Tuzumu, şekerimi ve sirkeyi ilave ederek öncelikle arkadaşlar bu malzemeleri güzelce yoğuruyoruz. Un ve kabartma tozu ve dereotu dışında şöyle oda sıcaklığındaki koyduğum malzemeleri güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Güzelce birbiriyle özdeşleşen sıvı malzemelerimizi şöyle bir iyice homojen hale getirdikten sonra yarım demet kıyılmış dereotumuz vardı. İlave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumuzun bir kısmını ilave ediyorum. Ve 1,5 paket kabartma tozumuz vardı. Onu da ilave ediyorum. Şöyle biraz yoğuruyorum. Tabii ki bu un yeterli gelmeyecektir arkadaşlar. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim. Şimdi biraz daha unumuzu ilave ediyorum. Şimdi toplamda 3,5 bardak un ilave ettim. Hamurun yoğurma aşamasından sonra ne kadar un gittiğini sizinle paylaşacağım. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, poğaça hamurumuz hazır. Benim malzemelerimle 4 su bardağına yakın un gitti. Un ekledim yani. Siz kontrollü olarak ununuzu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kesinlikle sert olmayacak. Çünkü o zaman sert olur poğaçalarımız. Şöyle puf puf ve kıyır kıyır poğaça için hamurun dokusu bu şekilde arkadaşlar. Yumuşak olacak. Şimdi poğaçalarımızın yapımına geçelim. Şimdi poğaça hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde, cevizden biraz büyük olabilir. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ebatını. Şöyle açıyorum tezgahımda. Lor peynirimden ortasına koyuyorum. Ve tekrar bu şekilde kapatıp
Şöyle arkadaşlar, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle cevizden biraz büyük hamurdan bir parça aldım arkadaşlar. Şöyle açıyorum biraz. Çay tabağı büyüklüğünde küçük. Bir miktar peynir koyuyorum. Dediğim gibi ben lor kullanıyorum ama siz beyaz peynir ya da kaşar da kullanabilirsiniz. Ben lor peyniri yakıştığını düşündüğüm için lor peynir kullandım arkadaşlar. Şöyle ters çevirip fırın tepsimi alıyorum. Şimdi diğerlerinin yapımına devam ediyoruz. Evet, bu şekilde 18 adet peynirli poğaça yaptım arkadaşlar. Şöyle hamurum arttı. Şimdi sizlere sade de yapacağım, çeşit olsun diye. Sadeyi de şöyle yapıyoruz. Tekrar ceviz büyüklüğünde alıyorum. Arkadaşlar, benimkinin ebatları size büyük görünebilir. İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlayıp şöyle tepsime koyuyorum. Bunlar da sade dereotu poğaça olacak arkadaşlar. Bu şekilde koyabilirsiniz. Evet. Ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarımız vardı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ, ne olursa, karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir fırça yardımıyla poğaçalarımızın üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Arkadaşlar, bu poğaçada tereyağı lezzet veriyor. Sirke de kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Bunu belirtmek istedim püf noktası olarak. İçine şeker de koyduk hamuruna. Bunun içinde şeker hiçbir zaman tatlı yapmıyor, lezzet katıyor ayrıca arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Bu şekilde sürmeye devam ediyoruz. Yumurta sarısı sürme işlemimiz bitti. Şimdi de çatalla şöyle çizikler atıyoruz. Üzerine güzel bir görüntü oluşması için. Şöyle çizikler atacağız. Arkadaşlar, İnanın çok lezzetli bir poğaça olacak. Kıyır kıyır. Şöyle kare şeklinde çizik atalım. Bunlar peynirsiz olanlar, sade dereotlu poğaçalarımız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de üzerine susamlarımızı gezdireceğiz. Lezzetine daha da lezzet katması için. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız hazır. Fırına gitmeye hazır şu an. Poğaçalarımızı 180 derece önceden ısıttığımız fırında 25-30 dakika civarı kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Evet değerli takipçilerim, poğaçalarım fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakika civarı pişirdim. Gördüğünüz gibi alt üstü harika kızardı. Piştiler. Şu an biraz sıcak ama ben size şöyle dokusunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır muhteşem bir dereotlu peynirli poğaça yaptık bugün arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün de videom buraya kadar. Nacizane, elimden geldiği kadar dereotlu peynirli poğaça yaptım bugün sizlerle. Sizler de bu tarifi denerseniz memnun olurum. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda çok pratik bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.